Evet, Fırat Kalkan Harekatı noktasında en stratejik süreç Elbap üzerinden yürüyor sevgili izleyiciler. Türk Hava Kurumu Başkanı, Emekli Pilotu General Kürşat Atılgan konuğumuz olacak. E, Sayın Atılgan 1994-1997 yıllar arasında Suriye'nin başkenti Şam'da askeri ateşi olarak da görev yaptı. E, merhaba, hoş geldiniz Sayın Atılgan günün içinden kuşağına Hoş bulduk Gülen Hanım, sağ olun. Şimdi teşekkür ediyorum. E, biz teşekkür ederiz. Sağolunuz. E, özellikle en kritik süreç, özellikle Elbab operasyonu üzerinden Fırat Kalkan Harekatı noktasında ilerliyor dedik. Şimdi önce şuradan başlayalım. Elbette siz de bölgeyi iyi bilen bir isimsiniz. Hem e, askeri kimliğinizde hem bir taraftan belli bir dönem Suriye'de e, diplomatlık görevini de yürüttünüz. Elbab'ın özellikle Fırat Kalkan Harekatı noktasında e, Türkiye'ye yönelik iki tehdit, biri DAEŞ, biri PYD... Ee, bu terör tehditleriyle mücadele noktasında nasıl bir öneme sahip olduğu noktasıyla başlamak isterim Sayın Atılgan. Toplantısında Suriye'de... Evet öncelikle değerlendirmemize geçmeden önce ıı, harekatın başladığı günden bugüne kadar 38 vatan evladımız şehit olmuştur. Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Mekanları cennetin en, en ala yerinde olsun inşallah. Şimdi Elbap ne mana ifade ediyor? Türkiye'nin Orta Doğu'ya gidişinin kapısı da aynı zamanda. Yani Bab Arapça'da kapı demektir. Elbap dediğimiz zaman Halep'e giden yol, sağdan Rakka'ya giden yol, İdlib'e giden yol bunların tamamının kesiştiği bir yerdir. Türkiye'de de uzaklığı aşağı yukarı 35-40 kilometre civarındadır. Biliyorsunuz koalisyon güçleri bizimle 20 kilometreye kadar olan bölgede hava desteği verdiler. Çok uzun süredir aslında e, koalisyon güçlerinin liderliğini sürdüren Amerika Birleşik Devletleri bizim 20 kilometrelik bir alanda güvenlik şeridi oluşturmamız konusunda ısrar ediyorlardı. Çünkü 20 kilometrenin ötesindeki Elbap üzerinden Afrin'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin vazgeçmediği kuzeyden Irak'tan başlayan ve Akdeniz e ulaşacak olan PKK PYD koridoruna ulaştırması stratejisinden vazgeçmediği için 20 kilometreden sonra bakıyorlar, sadece bakıyorlar. Evet. Şimdi buradaki grupları, devletleri ve Suriye'deki bulunma maksatlarına kısaca göz atarsak konuyu biraz daha iyi anlamış oluruz. Şimdi burada özellikle devlet açısından Türkiye, Suriye yönetimi, Rusya ABD Birleşik Devletleri var. Önemli örgütler olarak da PYD yani Suriye Demokrat Güçlerinin içinde var olan bir güç. 60 bin kişilik bir güç ve bunun 45 bin kişisi PKK'nın uzantısı olan PYD'ye ait. Bunların eğitimi, teçhizatlandırılması, silahlandırılması tamamı Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılıyor. Onun dışında ÖSO var. Şu anda 2500 kişi civarındaydı. Kuzey Irak'a, Carapus'a girdiğimizde ama El-Bab operasyonunda kaç kişi kaldı bilmiyorum. Bu da Türkiye tarafından eğitilen bir grup. Suriye'nin özgürleşmesi için ılımlı muhalefet, Cumhurbaşkanımızın da deyimiyle ılımlı muhalefet kabul edilecek bir grup. Onun dışında El-Nusra ve Daesh var. Daesh ve El-Nusra ile ilgili Batı Amerika Rusya hep birlikte çatışıyorlar. Yani bunu yok etmek üzere biz de aynı şekilde şu anda Daesh'te savaş yapıyoruz. Evet. Aslında bu şehir operasyonlarının ne kadar zor olduğunu biz Türkiye'deki hendek savaşlarında gördük. Yani küçücük işte Diyarbakır'daki Sur'da bile aylar aldı. Nusaybin'de aylar aldı. Dolayısıyla hava ve Arazi şartları da çok zor bir döneme girdi. E, Sayın yani Suriye'nin sözünüzü keseceğim çok affedersiniz ama Elbap noktasında operasyonun biraz daha zamana yayılması özellikle içeride sivil yerleşimlerin olması dolayısıyla e, bu operasyonun çok daha fazla hassasiyetle sürdürülmesinden kaynaklanıyor değil mi? Biraz önce aktardığınız nokta evet, itibariyle bunu şimdi... sormak istedim. Şimdi tabii çok büyük bir dirençle karşılaştık. Bildiğiniz orada hastane tepesini almak için evet. 18 vatan evladımız o gün şehit oldular. Ve tekrar bu bölgenin yumuşatılması, içeridekilerin direncinin kırılması için sanıyorum silahlı kuvvetlerin unsurları gene etrafta hemen bir kilometre dışında şehri kuşattılar. Ve hava unsurlarıyla ve topçu unsurlarıyla tespit edilen, insansız hava araçlarıyla tespit edilen dağ hedefleri tahrip edilerek ve güney yolu da şama giden güney yolu da açık bırakılarak içerideki dirençten umudu kesilen insanların, teröristlerin orayı terk etmesi için yeni bir safhaya geçtik. Bu konuda kamuoyunu gördüğüm kadarıyla çok böyle sabırsızlaştıracak bir tutum içinde olmamamız gerekir. Eğer çok sabırsızlaştırıp da içerideki direnç tam kırılmadan tekrar böyle bir operasyona büyük kuvvetlerle girdiğimiz anda yine zayiatlarımız olur. Doğru olan nokta benim gördüğüm kadarıyla tabi silahlı kuvvetlerin komuta yapısı bunu çok ciddi değerlendiriyor ee, ve ona göre bir strateji belirliyorlar. Hava kuvvetleri ve topçu unsurlarıyla içerideki unsurların terörist unsurların çok ciddi olarak yıpratılması gerekir. Buradaki en zor şudur. Evet. Tabi bunlar oradaki sivilleri esir alıyorlar. Evet. Siz de havadan taarruz yapıyorsunuz. Yani bu havadan tarz yaptığınız zaman siviller ciddi zarar gördüğü zaman o da uluslararası sahada Türkiye'ye ciddi bir tenkit olarak geliyor. Bu konuda da Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten insani olarak oradaki sivillerin zarar görmemesi için hassas buldukları daha hedeflerini özellikle çok iyi bir istihbaratla buradaki en önemli unsur Havadan insansız araçlardır, insansız Hı -hı. hava araçlardır. Onlardan elde edilen bilgilerle hava kuvvetlerinin akıllı mühimmatıyla yani laser guided bomb dediğimiz böyle yarım metre hassasiyetle vurulabilen bombalarla e, bu yumuşatmayı devam ettiriyorlar. Sayın İnşallah Atıldan... önümüzdeki günlerde. Evet. Buyurun, önümüzdeki günlerde tamam. tü, tü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun bu operasyonu yapan silahlı kuvvetleri elbabı bir daha daha işin e, gelip de orayı işgal edemeyeceği şekilde temizleyecek ve Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak kapı olan elbabı da alacaktır çünkü dün e, veya gün muhalefet liderleri de Sayın Cumhurbaşkanı da Türkiye'nin güvenliği, Ankara'nın güvenliği, Diyarbakır'ın güvenliği Elbaptan geçer evet. diye açıklamaları var. Evet. Tabii e, yüreğimizi yakan şey şehit sayısının fazla olması ama karşı tarafın zayiatları Verdiğimiz şehitlerin kat kat üzerinde, dolayısıyla çok bir zor savaş olan bu şehir savaşına biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Peki Sayın Atılgan şunu soralım. Ee, biraz önce Sayın İbrahim Kalın'ın da o açıklamalarında vardı, özellikle hava desteği'nin koalisyon güçleri tarafından verilmemesinin gerçekten kabul edilemez olduğunu söyledi. Birincisi bu. Ee, bir diğeri de. Biraz önce bahsettik süreç orada biraz daha yavaş ilerliyor. Size sebeplerini çok net bir şekilde vurguladınız. Şimdi tabii orada DAEŞ farklı bir aslında saldırı türüne de geçti. Örneğin biz de biraz önce aktardık. Mayınlı tuzaklarla sivillerin oradan kaçışını engellemeye çalışıyor. 30 sivil hayatını kaybetti DAEŞ'in saldırısı sonucu. Bir diğeri düzenli orduların kullandığı bu RDX türü patlayıcılar... Bu da dış desteğin ne kadar kuvvetli olduğu yönünde bir gösterge. Bunları da biraz değerlendirebilir miyiz? Özellikle bu e, hava evet. desteği noktasında neden bir katkı sağlanmadığı meselesine. Evet, bana göre Amerika Birleşik Devletleri'nin az önce söylediğim güneyden bir PKK PYD koridoru oluşturmasında Elbap Türkiye tarafından düşürüldüğü zaman ...alındığı zaman bu stratejisini... ...gözden geçirmek zorunda kalacak. Çünkü Münbüç'ten... ...Azez'e, Afrin'e bağlayan en kısa yol... ...Elbap üzeridir. Eğer Türkiye Elbap'ı alırsa... ...bu stratejilerinden belki vazgeçecekler. O nedenle Elbap çok önemli. Aksi takdirde Türkiye'nin güneyden... ...bir terör grubu tarafından... ...çevrelendirme, çevirme... ...operasyonu tamamlanacak, tamamlanacak demektir. O nedenle kamuoyu bunu... ...çok iyi algılaması gerekir. Bu sadece bir e, harekattan çok Türkiye'nin uzun vadeli güvenliğinin bir aracıdır Elbab'ın alınması. E, dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri bana göre Rakka operasyonunu her ne kadar biz beraber yapalım dedik siz ondan e, işte öteledik bahar öteledik deseler de Rakka'dan Elbab'ın en önemli başkentlerinden biri olan Musul'dan sonra düzeltiyorum Daesh'in en önemli evet. başkentlerinden biri olan e, Rakka'yı işte biz Bahar'da birlikte yapalım bu PYD'yi bırakın dedik ve ondan bıraktık deseler de özellikle Rakka'dan ciddi bir terörist grup söylenen odur ki 700 ile 1000 civarında Daesh militanı elbaba geldi. Yani bunlar bizim gördüğümüz böyle düzensiz serseri gruplar değil Aha. birçoğu eskiden Saddam'ın nitelikli askerleri subayları az olan gruplardır. Dolayısıyla karşımızda böyle savaş tekniklerinde bilen organize bir terör grubu gibi değerlendirmek gerekir O nedenle Allah Silahlı kuvvetlerimize yardım etsin gönlümüz kalbimiz her şeyimiz milletimizin desteği onlarla beraber orada Can parane mücadele veren Türk milleti için mücadele veren bütün kardeşlerimizi gerçekten ee, dualarla anmak lazım, minnetle anmak lazım. Çünkü devletimizin geleceğinde önemli bir rol oynuyorlar. Rusya ile belirli bir mutabakat var. Aha. Yani Rusya Türkiye ile ciddi bir şekilde uzun zamandır bu konuda bir işbirliği içinde. Ee, dolayısıyla el almamıza Rusya'nın bir şeyi yok. Onlar destekliyorlar. Ee, mevcut Esad yönetiminin de çok büyük bir e, itiraz yok ama Bölgede diğer bir aktör İran'dır. Biliyorsunuz Hatay'da, Hatay'da diyorum Halep'te ciddi bir etkinlik kazandı İran. Elbab'ın Türkiye tarafından alınmasını pek de istemiyordur. Zaten bu bölgedeki önemli bir rakip gibidir İran. Dolayısıyla Suriye'deki önemli bir rakibimiz İran'dır. Ona da çok dikkat etmek gerekir. Çok uzun süredir İran'la Suriye arasında stratejik bir işbirliği vardır. İran açısından Suriye çok önemlidir. Rusya açısından önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde çok önemli hale gelmiştir. Gerek Irak'ın kuzeyinde oluşturduğu yapının Akdeniz e ulaşması için çizdiği stratejiyi gerçekleştirmek için Elbab'ın Türkiye tarafından alınmasını istememektedirler. Peki. Buradaki doğal müttefikimiz Rusya gibi görülmektedir. Zaten o doğrultuda da Siyaset edenlerimiz yani hükümetimiz ve Cumhurbaşkanlığı makamımız son zamanlarla Rusya ile çok yakın bir işbirliğine geçmişlerdir. Doğru bir stratejidir. İnşallah önümüzdeki günlerde Elbab'ın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından alındığını hep birlikte göreceğiz. Peki Sayın Atılgan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir vurgusu var. Aslında bir kez daha tekrarlanan bir vurgu bu. Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle biline de ve ekledi. Şimdi Elbap'tayız. İnşallah orada işimiz bitti. Şimdi Elbab'ın ardından aslında bu harekatın ilerleyeceği noktalar itibariyle de belki üzerinde konuşulması gereken şeyler var. E işte Azez Afrin'den bahsediliyor. Elbat elbette bu harekat noktasında tek hedef değil. Sizin de ısrarla biraz önce vurgu yaptığınız e, PYD uzantısı işte e, YPG onun silahlı e, güçleri. Dolayısıyla bundan sonra izlenecek hat özellikle iki terör tehdidi noktasında da nasıl bir süreci Türkiye açısından beraberinde getirecek? Evet şimdi tabii burada en zor olan şey e, azezde dediniz e, YPG unsurları. Bir gece biliyorsunuz Münbiçe doğru bir sarkma yaptı. Evet. O gece e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin unsurları daha çok hava kuvvetleri unsurlarıyla %200 arasındaki bir eee PD unsuru e, devre dışı bırakıldı. E, dolayısıyla şu anki mevcut dengeler itibarıyla ne Amerika Birleşik Devletleri ne de Rusya PD'ye karşı bir harekette bulunmamızı istemiyor. Ama DEAŞ'a karşı bir mücadelede e, her ikisi de destek veriyor gibi Rusya daha aktif destek veriyor. İşte Türk savaş uçakları Elbaba girdiklerinde bütün oradaki S-400'leri veyahut da diğer hava savunma unsurlarını susturuyorlar falan. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani Hava Kuvvetleri unsurlarının rahat bir harekat yapmasını sağlıyorlar. Ama PYD'ye falan bir taarruz edecek olursanız yani YPG'ye bir e, Taarruz edecek olursanız o zaman hemen Samlar filan aktif hale geliyor Dolayısıyla şu anki dengeler itibarıyla e, Sadece DAEŞ ilgili bir mücadele var Bundan sonra tabi Amerikalıların bize söz verdiği MÜMBÜÇ'ün temizlenmesi gerekiyor Yani Fırat Kalkanı'nın Tamamlanması için bu aşamasının MÜMBÜÇ'ten e, YPG unsurlarının e, Fırat'ın doğusuna geçmesi gerekiyor Tabii ondan sonraki Asli hedef şu anda RAKKA Rakka ile ilgili bizim Amerikalılara teklifimiz işte beraber yapalım. Ama burada yeni Amerikan yönetimi 20 Ocak'ta başa geçtikten sonra şu anki mevcut yönetimin stratejisini mi devam ettirecek yoksa başka bir stratejiye mi geçecek? Daha doğrusu şu anda Irak'taki politika CIA'in... politikası Pentagon daha etkin hale gelirse yeni yönetimle birlikteki öyle görülüyor çünkü birçok e, emekli generali ciddi noktalara getiriyor Trump yönetimi dolayısıyla sanki Suriye'deki Türk Amerikan ilişkilerinin bozulmasına sebep olan PKK uzantılarını destekleyen demokratların veya Obama yönetiminin işte CIA'ye teslim edilmiş olan Suriye politikası önümüzdeki günlerde daha çok Pentagon'un etkili olmasını göreceğiz ve belki bu durum Türk Amerikan ilişkilerinde Suriye'deki bu aradaki sorunların halledilmesine ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak bir stratejiye doğru gidilmesini sağlayacak diye düşünüyorum. Ama vazgeçmeyebilirler de zaman zaman bu doğrultuda Trump yönetiminde sinyaller veriyor. İşte oradaki YPG unsurlarını destekleyeceklerini söylüyorlar. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Verecekleri karara göre Türkiye'nin hareket tarzında ona göre belirlenecek. Ama bizim için şu anda bize söz verdikleri mümmüçten YPK unsurlarının temizlenmesine kalıyor. İşte komisyon kuralım bilmem ne yapalım gibi bir takım unsurlarla e, engelliyorlar. Dolayısıyla e, bakalım yani Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi Elbap operasyonu bittiği anda e, sanıyorum ki e, MÜMBİÇ'in e, temizlenmesi için Amerikalılarla masada önce olmazsa e, e, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Münbiç'e doğru gidecek demektir. Şimdi özellikle Elbap operasyonunun ardından e, ilerleyecek süreçte Sayın Atılgan e, aktörler sahada yer alan aktörler açısından bir denge değişikliği e, farklı bir pozisyon alma durumu söz konusu olabilir mi? E, Türkiye aktif olarak sahada Fırat Kalkan harekatını yürütüyor. Kuşkusuz süreci çok yakından ilgilendiren bir harekattan bahsediyoruz. Örneğin Elbap üzerinden konuşuyoruz. Ne dersiniz Elbab'ın ardından dengelerde nasıl bir değişiklik söz konusu olabilir? Valla şimdi Kazakistan'da yapılacak olan e, İran, e, Suriye, Türkiye ve e, Rusya e, toplantısı çok önemli. Orada prensip olarak e, biliyorsunuz Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda bir ön anlaşma var. E, dolayısıyla Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak için... ...YPG unsurlarının belirli şu anda var olan gücünün kaybetmesine, Türkiye'nin kendi kontrol ettiği unsurları bir şekilde kontrol etmesine, İran'ın kendi kontrol ettiği unsurları kontrol etmesine ve Esad yönetiminin bir müddet daha Suriye'de etkin olmasını sağlayacaktır. Türkiye açısından en zor olan şey tabii geçmişte Esad yönetimine karşı güdülen politikadan bir geri adım gibi olsa da şartlar değiştiği zaman politikayı değiştirmek gerekir. Sanıyorum önümüzdeki günlerde bu konuda Türkiye'de bir karar verecektir. Belki gayri resmi olarak Esad yönetimiyle ilişkiye geçilecektir. Çünkü Suriye'deki bu gelişmeler ciddi oranda milli güvenliğimizi tehdit etmektedir. Ciddi oranda bugün Cumhurbaşkanımızın deklar ettiği gibi Suriye'nin kuzeyinde yapay bir devlet oluşturulmaya çalışılmaktadır. Zannedilmesin ki bu hayal bir şey. Aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Suriye bizden koparılınca Fransızların yönetiminde Suriye'de dört devlet oluşturuldu. Yani Laskiye'de bir Alevi devleti, Halep devleti, Şam'da bir devlet, aşağıda da Süveyda'da Dürzü devleti diye dört tane devlet oluşturulmuştu. Dolayısıyla tarihte örneği olan bir şey. Irak'taki yapının da tarihte olan bir şey. Yani Irak'ta 1919'da bizden alınınca üçe bölünmüştü. 1926'da Birleşik Irak oluşturuldu. Dolayısıyla şu anda oynanan oyun tarihte emperyalizm tarafından Suriye üzerine oynanmış tatbikat sahasına geçilmiş daha sonra Fransızların işte şeyiyle Suriye'de belli bir etkinlikten sonra Fransızlar çekildikten sonra milli birlik aşağı yukarı tamamlanmıştı Suriye'de Suriye ilk başlangıçta dörtlü bir yapısı vardı şu anda da ona doğru gidiyor aslında yani yine eğer bu toprak bütünlüğü sağlanamazsa Laskiye'de bir Alevi devlet orada çok yetkin Rusya ile yakın ilişkiler içinde Rusya'nın Akdeniz'deki menfaatlerini takip edecek üstlerin olduğu bir devlet işte Halep'ten ayrı bir devlet Suriye'nin kuzeyinde işte az önce söylediğimiz Irak'ın e, Irak'ın kuzeyiyle bağlantılı başka bir devlet belki aşağıda yine e, Süveyda taraflarında yani Ürdün sınırlarına doğru olan taraflarda da yine bir Düzü devleti oluşturma noktasına gider diye düşünüyorum. Peki. Dolayısıyla burada doğru olan şu anda Türkiye, Rusya, efendime söyleyeyim İran ve Suriye yönetiminin... ...üzerinde prensipte anlaştığı maddeleri hayata geçirebilecek politikaları uygulamaktır. Sanıyorum Kazakistan'daki zirveden sonra daha ciddi bir şekilde yeni bir takım şeyleri göreceğiz Suriye'de diye düşünüyorum. Peki Sayın Atılgan çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri. Için. Ben teşekkür ediyorum İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Türk Hava Kurumu Başkanı emekli pilotu General Sayın Kürşat Atılgan'dı konumuz sevgili izleyiciler Elbap operasyonunu ve bundan sonraki süreci değerlendirdik şimdi.